Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen ne yaptın bunları? Yolda düşündün, şu an yazdın mı? Ne bu, yeni romanının özeti mi? Keşke. Ben yazsam böyle yazmam. Bizde asıl yazar babam. O yazar hayatımızı biz gider oynarız. Ama bu sefer öyle olmadı. Seni gördüm ben çünkü. Senin gözünde bir şey gördüm yani. Yani... Hayat bambaşka bir şey olabilir dedim. Evet, hayatın bambaşka oldu. Gidip bir de bunun hayatını kaydırayım dedin, öyle mi? Hayır. Aşık oldum. Bana aşık olduğun için mi gidip bir başkasıyla evlendin? Hayır. Sana aşık olduğum için... Bu sefer kendim yazabilirim dedim. Ama babam geldi, hepsini sildi. Teker teker. Ne demek bu ya? Ben anlamıyorum. Senin baban... Ya bir kadınla üç çocuğunun canına kıyabilecek birisi mi? Yani... Normalde... Bizim alemde böyle şeyler olmaz. Tabii ki. Bizde bile yani. Ama benim babam normal bir adam değil. Yapar. Sonra unutur. Hatırlayan herkesin de aklından siler. Başlayacağım şimdi sizin aleminize. Ne biçim laf var? Ne diyorsun sen ya? Kafayı yiyeceğim ben. Al. Sen mafyasın. Senin baban bir katil. Yani beni ve çocuklarımı öldürebilecek kadar katil. Reha ile Lale bunu benden önce biliyor. Ve ben ne yaptım ya ben? Ya ben bunları hak edecek ne yaptım ben? Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Zaman ver. Ben bunların hepsini halledeceğim. Nasıl olacak o ya? Nasıl olacak o? Atilla, ben yeni boşanmış üç çocuklu bir kadınım. Ben yorgunum. Benim öyle bir gücüm yok. Ya ben yeni bir hayat istediğim için her şeyi yıktım, buraya geldim. Hayatıma yeniden başlamak istiyordum. Ama şu anda daha beter bir şeyin içinde durmuş. Ben sadece huzur istiyorum. Tamam mı? Tek istediğim şey bu. Ama sen ne yaptın? Geldin benim karşıma taşındın. Her şeyi batırdın. Ya baktım, madem bir şey hissediyorsun bana karşı. Bir anda yok olup gitseydin. İnan bana, Lale ile evlenmenden daha az üzülürdüm bir anda yok olsaydın. Ben Lale'ye dokunmadım bile ya. Buna sevinmeli miyim şu anda? Ne güzel. Dokunmamış Lale'ye. Ay ne mutluyum, ne şanslıyım ben ya. Yaşasın. Lütfen bakar mısın gözümün içine? Benim de ne yaşadığımı görür müsün biraz? Şimdi de empati yoksun mu oğlum? Senin yalancılığın bitti. Konu bana mı döndü yani? Uflama. Senin uflamaya hakkın yok. Tamam, uflamıyorum. Onu da sen yap. Konuşma. Tamam, konuşma. Oturuyorum buraya. Şimdi atlayacağım buradan. Ay.